Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüyle karşınızdayım. Başarım avı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son barış döneminde ordularımıza asker topluyorduk kıymetli arkadaşlar. Yeni ordular kurmayı amaçlıyor ve kurduğumuz bu orduların mümkün mertebe düzenli olmasını sağlamaya çalışıyorduk. Biliyorsunuz Sturgia ile her savaştığımızda ya Varnapor'a ya Sibir'e bir saldırı geliyor. O bölgelere saldırı olduğunda artık kendi adamlarımızla karşılık vereceğiz. Bu yüzden bol bol asker basıyoruz sevgili dostlar. Abimin eşini sahaya asker olarak düştüm. Şimdi de kendi karım Arva'ya bir ordu kuracağım. Ve Arva'ya da ordu kurup Vilandia'dan şuradan buradan asker topladıktan sonra savaşlar için daha hazırlıklı olacağım. Aleykümselam Şahin, hoş geldin, nasılsın? Güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Tamamdır Mehmet Ali, sağ olasın. Bak bunu öğrendim, iyi oldu. Ben mesela hiç sokak ele geçirmeye ya da serseriliğe kasmadım. Böyle milletten haraç kesme, eşyaları ucuza alma falan iyiymiş ha. Hoş yani. Kuyaz'ı et geçtik ama olsun. Şimdi ben buradan çıkıp... Oğlum imparatorluğun oraya kadar yürümüş Aseray. Aseray'ın şu tipe kılığa bakar mısın? Pardon bebeğim. Gogo Bey abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Gogo Bey. Merhabalar. Birader Aseray'a bakar mısın? Aseray... Oğlum şeye girmiş adamlar. Kanka. Batanya yok. Vay anasının gözü lan. Hocam bunlar güçlü ve tehlikeli hocam. 40 asker veriyorum. Seni yanıma çekebiliyor muyum? Karım. Karımı alamıyorum abi. Canım. Uş. Biraz daha asker al. Gel orduma. İkinci karı. Tamam. Bir de bir böyle idare yeteneği olan bir yoldaş bulup alıp ona mı ordu yapmak lazım acaba? Şimdi benim yoldaşlarım var öyle değil mi? Alim birliğimde, şifacı birliğimde biri Onire'yi yönetiyor. Biri şeyi yönetiyor, bir tanesi de bu. Baharat tüccarı, ticaret yapıyor. Bir adam alıp aslında şey yapabiliriz yani. Ona da ordu dizebilirim. Buralardan az adam alabiliyorum. Ortişya'dan falan da gidip at alayım. Hazır buralara kadar geldim. Batanya tarafına çıkıp Batanya tarafında Ronfali arayacağım bu arada. Sadece süvari atı ve sentriyon atlarım var. Savaş atı olarak. Peki. Dostlar bu atların bir de çiftleşme ihtimali var. Envanterimdeyken. Bende öyle bir savaş atı şeyi var ki. Bizim yakalanmamamız lazım ama. Ya gittik yakalandık diyelim. Birilerine kaybettik orduyu. Bütün savaş atları gider mahvoluruz. Goga Bey çok teşekkürler. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Serseriliği 250'ye kasarsan köyü yağmalayarak 300-400 tahıl alıyorsun. Ama 300-400 tahılı bir işimize yarar mı? Onu bilemedim. Sevgili Mehmet Ali. Yani tabii ki orada karar senin de. Bilemedim ya. Birader buralarda adam kalmamış. Sömürmüşler, sömürmüşler. Ama bizimkiler Sturgia'ya dalmak istiyor. Onlar hazır Vilandia ile kapışıyorken. Kanka aman diyeyim, bak ben savaş alanının içindeyim. Buradan daha eve dönmek istiyorum ve mümkünse eve ayaklarımın üzerinde dönmek istiyorum. Çat diye basıp savaş ilanını beni ortada bırakmayın. Üzer çünkü. Şu Reimtol Kalesi'nden alacaklarımızı alalım. Farkındaysanız Batanyalı okçu falan topluyorum.
Amacımız zaten piyade toplamak değil, Batanya'dan şuradan buradan topladığım ne kadar adam varsa. Bu Raimpol'un şeyleri şuralardı galiba ya. Bakalım bir de Ronfalia falan bulabilecek miyiz? Onlara bir göz atalım. Bir level Batanyalı adam alma. Selamun aleyküm. Hacı abi, savaş atlarınızı alırım. Varsa Ronfalyanız alırım. Klavye için alıştırma yapıyorum derken bebeğim. Ha şey için. Numpad'i yok ya onun. Çok güzel ya. Yazılımcı klavyesi falan diyorlar ama harbi çok güzel. Ne okçu kalmış ne bir şey kalmış buralarda. Dungla ise Carbenish'te falan da bakalım. Var mı oralarda? Bir de ben sana şu adamları bir bırakayım. 85. Bir 10-15 tane acemi var. Onlar da olur o kadar ya. Ellerine sağlık bebeğim. Bu arada dostlar, savaş atı olarak ne mi dilli bulduk? Aha Ronfalia. 30K'ya. Hop. Bu gönderle pala ne olur ne olmaz diye verdim şifacıma. En olmadı ondan geri alırım. Hocam tertemiz oldu şu an. Tertemiz oldu. Buralardan biraz asker toplayalım. Sevgili Doğukan, 26. ayında. Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Senden gaza geldim. Bannerlord'u indirdim, telefona bakmadım. 3-4 saat kız arkadaşımdan, sabahtan belli trip yiyorum, ne yapmam lazım? Şimdi balım. Hanımı ihmal etmen, kız arkadaşını ihmal etmen hoş olmamış öncelikle. Ya hanımcılıktan şeyden değil, hani sen ne zaman geçirmek istiyorsa, başka şeyle ilgileniyorsan o an o tripten kurtuluşun zor. Ya yani er geç yumuşayacaktır da. Jestler yap böyle, küçük jestler. Mesela kendime zaman ayıracağım dedin, şey yaptın. Atıyorum konuşuyordunuz, ediyordunuz, şey yaptın ya. Herkese kendine zaman ayıracağım. Olmuyor mu? Ya şey yapabilir diye düşündüm. Hani normalde şimdi ona zaman ayıracağı vakit oyun oynamış ya. Telafi etmek için böyle normalde oyun oynayacağı bir vakit ya. Hani seni özledim hadi konuşalım deyip böyle bir aniden jest yapabilir diye düşündüm. İkili ilişkilerde usta değilim sevgili Doğukan. O yüzden vereceğim öneriler hanım denetiminden geçerse, o onay verirse tamam diyeyim yani. İkili ilişkilerde usta değilim, zira tek ikili ilişkim şu an yanımda. Aylardır oyun oynamıyorum, ilgi vereyim diye dalmışım bu kez. Eve geldi, iki tokatladı. Oha. Eve geldi, tokatladı diyor. Ben yengeme sorayım o zaman. Mantıklı, mantıklı. Aynı eve gelip tokatladı dediğine göre otobüs bileti alıp mı onu nokodum deyip hani böyle geri gidiyor değil mi? Çiçek çikolata alıp istemeye, oyuna daldım diye. Paket servis. Nelerden hoşlanıyorsun? Belli ki Doğukan'a tokat atmaktan. Evet. Şuradan bana dandik askerlerini ver bakayım, bir level'ları. Tırba çalıp domalıyor sonra nasıl geldi muhabbet bilmiyorum ama. Tamam. Artık sizin ordular iyi. Sağa sola boştan beleşten adam bırakmasınlar yeter. Kendi tarafımıza geri dönelim şimdi. Çünkü bizimkilerin aniden Sturge'ye savaş ilan etme niyeti var. Şey de yapabiliriz ha. Onlar bize dalmadan biz onlara dalalım kafası bir şey de yapabiliriz. Hani hazır madem savaş ilanı bekliyorlar. 490 nüfuzun var.
adam toplayıp böyle 1000 kişiyle, 2000 kişiyle üzerlerine gidebilirim. Direkt evlenme teklif et. Tabii efendim. Fazla hızlı gidiyorlar. Aşkım biraz hızlı gidiyorlar gibime geldi. Telefonla ilgilenmeyi bırakacağım bu arada. Evet. Yengeye sorayım ya da bana kanka çekiyor. Sana kanka mı çekiyor? Ha. Doğukan, Kerilyan benim hanım. Benim karım. Yani sen şey yapınca hanım kendi sordu. Kendi hesabından girip yazdı. Savaş atı, savaş atı. Bizde iyi miktarda savaş atı var bu arada. Keyifler yerinde. Burada kenti yönet desem ne oluyor şimdi? Tahıl ambarı falan basılıyor. Biraz daha buraya para bırakalım. İstikamları full buranın bak. Burası çok güzel bir şey. Ama bir atölye daha yapıp kuşatma aletleri falan basmaları lazım. Şimdi bizim ordu, bizim elemanlar Sturgia'ya dalma niyetinde mi? %8. Hayda. %90'la Güney İmparatorluğu'na dalma niyetinde. Ama ne yalan söyleyeyim, güzel fırsatmış bak var ya. Lycaron'u falan ellerinden alırız. Hatta Güney İmparatorluğu'nu vurup adamları kapı dışarı bile edebiliriz ya. Harbi harbi kapı dışarı ederiz bu arada. Ben -1500 yemeye başladım. Artık dalmamız lazım yani bir yerlere. Şöyle yapalım. Telefonu artık bir kenara alalım. Kıyafet alıyorum çok oldu diyor. Çiçek alıyorum ölüyor diyor. Çiçek boşa para diyor. Realist bir insan bak. Bence bu güzel. Mehmet Ali görüşürüz. Çok dikkat et kendine ve iyi çalışmalar diliyorum sana. Ayrıca kesene bereket. Desteğin için tekrardan teşekkür ederim. Bak realist bir insan olması güzel. Yani bak mesela hanım da öyle pahalı hediyelerden şeylerden uğraşmaz. O hoşlanmaz. Ya hoşlanmaz dedim. Her kadın hediyeden hoşlanır. Her insan şımartılmayı sever ama senin bütçeni düşünmesi falan bence güzel bir şey. Hoş bir ayrıntı. Ya misal veriyorum. Dışarıda yemeğe çıkmak mı desem yoksa aşkım hani oturayım ben sana bir şeyler hazırlayayım mı ya da beraber hazırlayalım mı? Beraber hazırlamayı tercih eder. Gezmeyi tozmayı da çok sever de. Evet bak kendin hazırlaman daha çok hoşuna gider. Ya oturup iki yumurta bile kırsan hani o kadar şey oluyor ki böyle. Mesui iyi ordu toplamış 240 kişi ha. Peki şimdi bir şey soracağım dostlar. Madem bu kadar çok adamımız var. İyi de asker topladı. Şimdi Sturgia'nın arkadan beni kırbaçlama ihtimali var mı? Var. Var var olmaz olur mu? Güney İmparatorluğu'na da dalmak istemiyorlar. La bunların isteği bir anlık gelip gidiyor la. Asaray masaray konuşuyor bunlar. Saçmalamayın oğlum. Dördüncü bir ordu basmak lazım. Mehmet Akif Çelik dördüncü ayında. Sevgili Mehmet Akif teşekkür ediyorum. Dördüncü ayın kutlu olsun sağ olasın. En güzelini diyor işte. Seninle zaman geçirmek istiyorum. Para önemli değil. Müthiş. Bir yerden ben bir yoldaş daha bulayım. Bir ordu daha basayım. Benim ya da küçük kardeş büyüdü mü? Küçük kız kardeşim büyüdü de eğer erkek kardeş büyüdüyse Fodor. Fodor 20 yaşında lan. Fodor büyümüş. Allah'ım tipe kılığa bak. Fodor birliğe gel. Ben bu çocuğu niye dışlamışım ya? Bunu bir baş göz edelim hocam ya.
Hem baş göz edelim hem şey yapalım. Daha 22 yaşındayım yenge, dur önce evimi arabamı alayım. Ah kıyamam. Önce babuşumun donate listesinde zirveye oturayım diyor değil mi? Hacı seni üzmek istemem ama ev arabayı beklersen yok olur ikinci. 24 değil mi? 24 yaşındayım. Gelirsin dinler kaç yaşına? Evet, ama herkes evlilik için kendini hazır hissetmeyebilir. Senin hiçbir zaman kimse hazır olamaz. Biz seninle ilk konuştuğumuz andan belli ciddiydik ama hayatım. Biz istisnayız değil mi bebeğim? İyi akşamlar Roskard'ın Ali. Teşekkür ederim. İyi fetihler dileğin için sağ olasın. Şimdi Fodor gelsin. Erkek kardeşime dördüncü bir orduyu kuracağım. O dördüncü orduyu kurarken sığınak patlatma görevini mi aldık biz? Yok almamışız. Sığınak patlatma görevini alalım. Hiç ödül avcıları için mağaraya falan giresim gelmedi. Çok üşendim şu an ona. Sağ ol bebeğim. Dekorasyon dükkanım var. İmalat az kaldı. Arabayı alıyorum bu ay içinde. Ev biraz zor gibi. Ev zaten zor. Balım Allah yardımcın olsun. Zor olan zaten ev. Araba bir şekilde alınıyor. Ev imkansız amına koyayım. Son boss. Ev son boss abi. Ev sahibi olduğun zaten zaman huzurla ölüyorsun. Size bir şey anlatayım. Biz bir ev bulduk zamanında. Ekim ayında. Geçen sene Ekim ayında. 2022 miydi? 2023 miydi? 2 sene mi geçti? 1 sene mi geçti? 2 sene geçti herhalde hayatım ya. Ya 2022 Ekim ya 2022... Yok 2023 Ekim. Ama Ekim ayıydı. 6 artı bir ev bulduk. 559 bin liraya. Bak. Şimdi araba alıyorsun o fiyata. Bak. Ne oldu? Dedik evlenelim bakarız ya. Evlenmeye yakın bakarız ya. Ne oldu? Bakamadık. Bakılmıyor hayatım, bakılmıyor. Bakıyorsun yani, işin kötü yanı o, sadece bakıyorsun. Bizim şu Fodor Efendi gelsin de bebeği asker dizek ya. Neredesin oğlum sen? Nerede kalıyordun da bu kadar gelmen uzun sürüyor ya? Oo, ulan az önce süt çocuğu gibi bir şeydi bu. Kendine gelmiş. Bir de benim tipe bak. Ben kardeşimi eleştirme hakkına sahip değilim ya. Şimdi kira ne kadar? Abi söylenmez de. Ben girdiğimde 800'dü. Şimdi varsay sen hayal et yani. 6-7 senedir oturuyorum kanka. 800'dü girdiğimde, sen hesap et yani. Ev sahibi olmak son boss kanka. Şey yapıyorsun, ev sahibi olduktan sonra ölebilirsin abi. Game over. Bitti. O son boss şu an. Vermeyeceğim ulan Arişka'yı. Beyler hadi siz de birine dalacaksanız dalın gayrı. Bak ordu topladım, yatıyor ordu. Asera'ya %81 destek. Saçmalamayın oğlum, dalmayalım Asera'ya. Bak Güney İmparatorluğu'nu iki krallık araya alıp pert ediyor. 3 tane şehri kalmış. Vuralım bam bam bam, alıp gidelim ya. Bartu teşekkür ediyorum aboneliğin için, sağ olasın. Klan olayı nedir anlatabilir misin derken? Anlatırım balım, neyini soruyorsun klanın? Şimdi klanın senin ailen, tamam mı? Aile üyeleri ve yardakçılarından oluşan özel ekibin. Buradakiler evlenebiliyor, büyüyebiliyor, yaşlanabiliyor, ölebiliyor, item verebiliyorsun onlara gibi gibi. Buradakiler premium adamlar, yani normal asker değiller. Bu klan menüsünde birliklerini görüyorsun, sahip olduğun birliklerin. Her garnizonda kaç adamın var? Kervanlarında kaç adamın var? Hangi kervanında kim çalışıyor, ne kadar para getiriyor, ne kadar para götürüyor? Kaç tane adamının ordusu kurulu, ordularında ne kadar asker var? Bunu görüyorsun. Yönettiğin tımarlar, tımarlardan gelen para. Mesela Danüstika artı 66 bırakıyormuş. Niye? Çünkü Danüstika'nın garnizonunda 1100 askerlik adam var. 1100 askerlik para ödediğim adam pahalı mı? Pahalı. Ama durmak zorunda. Niye? Danüstika sınır bölgesi. Yani çölden bir akın geldiğinde kim yumuşatacak akını? Ben. Bana girecekler. Sturgia'dan bir akın geldiğinde, Vikingler ayaklandığında, ki bunlara Viking diyebiliriz,
Kime girecek? Bana girecek. Sibir Varnapol. Ben. Full şey değil. Sınır bölgelerindeyim. Sınırda olduğumdan dolayı çok adam dolu. Para ödüyorum adamlara. Fazla fazla para ödüyorum. Buradan tamarlarını görüyorsun. Buradan da atölye. Ele geçirdiğin sokaklar, seni destekleyen soylular ya da şehrin önde gelenleri gibi gibi. Köyü yağmalayıp mı açalım savaşı? Bence Mançuk'un emrini bekleyelim. Kudurmadık. Efendim bebeğim. Sor bebeğim. Hangi oyun? Keyfine bak. Bence yaratıcılığını kullan. Hadi oğlum, 500 askerle pusu bekliyoruz ya. 75 tane akıncı varmış. 500 askerle girip bokunu çıkartıp çıkacağım onların. Ekstradan 4000 para. Aa, Fodor gelmiş. Esirleri salla. Eşyaları da salla. Evet. Temeli şehir geliştirme oyunu. Ama primitif çağda başlıyor. Öyle düşün. Taş devri görseli kullanabilirsin. Odun yapılar kullanabilirsin. Kabile mabire kullanabilirsin. Bunların hepsi senin inisiyatifine bağlı. Ben bu arada bir Fodor'a da ordu kuram. Fodor'a da Sturgia köylerinden ordu alam ya. Oğlum ben dördüncü orduyu topluyorum bak. Bir an evvel hareketlenin. Bir an evvel hareketlenin, ben dördüncü orduyu kuruyorum yani, götüme kaçacak. Çok ordu bastım bebek, yani şey olacak ondan sonra. Bebeğimsin tabii ki. Onlara ödediğim para götüme kaçacak ondan sonra. Gel oğlum, kimsenin ordusuna gitmiyorsun. Benim orduma geliyorsun. Yanlış adam. Odora al. Bortu da mı sıfır maliyet? Alırım abi. Bortuyu da alırım. Bortuyu da alırım. Şimdi Fodor'cum. Selamun aleyküm. Adamlarını bana geri veriyorsun. Bu adamları ben atlı falan yapacağım. Benim atlılarım... Gerçi benim atlılarım durursa sana adam alamam. Şimdilik sende dursun. Sturgia şehirlerine gidiyoruz. Yürü. Nasıl bir yatırım yapıyorsun Doğukan'ım? Merakımdan soruyorum bu arada. Şey yapma, cevaplamak zorunda değilsin. Ben sağa ya da sola yatırım. Giserif Joe. Odor yedek atlı okçu birliği. Abi olabilir tabii ki. Ama bence karışık piyade miyade toplamak daha olası olacaktır. Daha verimli bir kullanım açısından. Burayı biri sömürmüş. Oğlum niye 1.8 lan bizim hızımız? Ne derdiniz var? Buralar zaten karlı arazi. Birader gözünüzü sevmem. Sturgia bize dalmadan biz onlara dalalım ya. %0. Aseray %70. Abi çöle girmeyek. Kuzey İmparatorluğu %100. Elbabuj, bir şey diyeceğim. Al askerleri. Yürü dönelim, Kuzey İmparatorluğu'na dalalım ya. Amprella'yı alalım saniyede ellerinden. 593 şeyim var. Topla 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 topla. Bak sizin sağınız solunuz belli olmuyor ha. Sizin sağınız solunuz belli olmuyor. Orduya adamlar gelsin, aniden savaş ilan edip direkt tepelerine çökeceğim. Torun tombalak, daha çocuklar büyümedik. Gerçekte diyorsan real life, daha real life'da çocuk yok, kaldı ki tolun tombalak. Tolun.
Al şunu. Biraz atlı okçuyu vereceğim bana. Veremeyeceğim bana. Seninle buradan konuşmayacağız o zaman. Fodor. Seninle şuradan konuşacağız. Hepsini vereceğim. Sen bana bunları vereceksin. Okey. Evet beyler bak cıvımak yok. Adam topladım cıvımak yok kanka. Hocam 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 hocam. 1400 kişi. Umbrella'da da 246 adam var. Orayı vururuz ya. Saniyesinde vururuz. Ama işte ben şundan korkuyorum. Mesela ben burada kuzeye daldım. Turgyalılar geldi. Mort. Bir şey söyleyeyim mi? Korka korka ne yapabileceğim? Şimdi bana onu söyle. Korka korka hiçbir şey yapamazsın abi. Bu kadar adamı çeyizlik için toplamadın. Fight to desune. Fight to desune biraderim. 7 tane kenti var heriflerin. Adamı yok doğru düzgün. Zaten en son biz Kuzey ile savaşmıştık. Devam. Yapıştır kuşatmayı. Şimdi eşek gibi girmeyeceğiz şehre, tamam mı? Şehre eşek gibi girmeyeceğiz. Yemeğimiz çok, malzememiz çok. Yürü. 1710 kişiyiz. Normalde şehirde basic gelen şu iki tane kuşatma kulesi falan olmasaydı dan diye girerdim, tamam mı? İki tane mancınığı var adamın. Bizim orduları çok ezerler. Ezecekleri için girmedim. Ezecekleri için ne yapacağım? Burada hemen alacağım. Rafineriye kaldıracağım. Ondan sonra bunlar böyle surları temizlerken kuşatmak silahları kurulacak. Pat diye gireceğim. Bunlar bir yerde ordu topluyor bu arada. Muhtemelen minik köy möy kale onlardan şey yaparlar. Real life'ta çocuktan bahsediyorum. Paşam hayırlısı. O konuda diyebileceğin tek şey hayırlısı. Tamam, arkadakiler biz burayı kurarken inşa edilir. Çat diye kuruldunuz değil mi? Oha, saniyesinde patlattılar. Ama çok hızlı bir şekilde şey basıyorlar. Bir koçbaşı bir kuşatma kulesi yeter be abi. Pinoza'yı kuşatmışlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bir koçbaşı bir kuşatma kulesi kanka. Geri kalanı önemli değil. Yeter. Yukarıdan bize vuran mancınık yok. 4 tane trübüşemiz var. Koçbaşımız var. Kuşatma kulemiz var. Allah Allah nidalarıyla dalma zamanı. Biraderim hücum. Şimdi benim elimde uzun yay var. Ben sniper gibiyim. Okçuluğumu konuşturacağım burada. Bunların bir tutam şeyi yok. Sen ne arıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun lan? Bıttır vızık. Ne arıyorsun dışında? Adam bir yerden ok sıkıyor da duvarın arkasından ok sıkıyor hocam. Hile var. Peki merdivenler nereden? Ve tribüşeler bunları tarıyor mu? Merdivenler diğer tarafta. Görebildiğim bir tane adam yok ki. Adam görsek çok hoş olacak da. İçerisi karanlık. Ben yürüyorum. Kanka merdiven buradadır ya. Alta basıyorum da görmüyorum ki. Başka nereye merdiven atılacak? Buralara değil ya. Buralara değil abi. Merdivenin yerini göremedim. Çok acayip. Ve farkında mısınız bilmiyorum. Adamların o kadar savunması yok. Çok savunmasızlar ya. Mancınık falan kurmadıkları senaryoda. Şehri şimdi tertemiz kılçıksız ele geçireceğiz, tamam mı?
Şehri ele geçirdikten sonra kapıları mapaları da dandik gibi gözüküyor ya buranın. Var mı içeride kimse yok? Var mı içeride kimse yok? Açın lan kapıyı. Ne yapalım, yapacak iş yok. Dışarıdaki güçlendirilmiş kapıya dalıyor. Belki koçbaşı bir tane daha az vurur buraya. Biraz da şuradan. Sıkıldım. Tamam, koçbaşı geldi. Hiçbir şey göremiyorum abi. Ne yaptınız ulan? Şehri terk edip gittiniz mi? Abi her yer bomboş. Ve ben merdivenleri falan bulamadım. Vallahi Sezer, sana bir şey diyeyim mi? Bu seri çok uzun sürecek kanka. Orası belli. Paşa Panco. Okey, taşı eline alamasın yeter. Kapı kırıldı. Lan kapı kırılır kırılmaz içerideyiz. Abi şehir bomboş. Girip içeri alalım yani. Surlardan hücum edenler patlattı. Vay be. Yani zaten kısa vadede bitsin gideyim gibi bir planım yok Sezer'im de. Biraz uzun sürecek. Özellikle bütün kaldıradığı ele geçirmek ve 21 klana hükmetmek başarımları falan baya baya uzun sürecek. 21 klanı bir şekilde hallederiz. Bütün Kalradayı da hallederiz aslında ya. Yapacağımız iş belli. Arkalamasınlar da beni. Yanımıza şeyden adam alacağız. Yoldaşlara soyluluk ünvanı falan vereceğiz işte. Aa, bizimkiler gelmiş buradan da. Orayı ele geçirip ne ara geldiniz lan? Tamam, essinler ya çocuklar, yapacak hiçbir şey yok. Şuradan belki kapıdan çıkanlara mokoko. Adeta kıyım yapılıyor imparatorluk şehirlerinde şu an. Bak, ben o kadar atletizm kastım ki nasıl koşuyorum. Dört kayıp mı? Savaşçı zorluktayız bu arada, bilginiz olsun. Ben Kindarius, aleyküm selam, hoş geldin. Yunus Emre, görüşmek üzere, çok dikkat et kendine. Vallahi Sezer'in bir ay olur, iki ay olur, hiç sıkıntı yok. İki tane kuşatma kulesi olursa merdiven olmaz. Sevgili Animatrix. Ama bizde bir kuşatma kulesi var, bir cephe boştaydı. Orayı aradım ben. Yoksa bir tane bile yapsan ikinci kuşatma şey gelmiyor mu merdime? Ben benim bildiğim iki tane yaparsan diye biliyorum. Atletizmim varmış. Güzel. Sadece 4 adam kaybetmişiz. Şimdi 4 adam kaybettik de ordumuz gene azalacak. Çünkü şehre adam bırakacaklar. Ama benim bildiğim oluyor. Çünkü biz savaşırken bir tane kuşatma kulesi yapıyorlar. Merdiven de olduğuna eminim kanka. Merdivene gidiyorlar. Hatta bak, Epictora savunması bölümlerinde
izlemişsindir. YouTube'da hatta ve hatta şeyi bile var. Komikanlar montajı bile var. Epictora kuşatmasında bir tane kuşatma kulesi kuruyorlar. Kalan adamlar merdivenden falan çıkıyordu. Hocam asker gönder. Eğitimli askerleri gönder gel. Tamamdır. Mekan ele geçirildi abi. Mission complete. Talan ediyoruz. Aldık mekanı. Garnizona sıfır adam. Kimse adam koymadı. İyi koymayın abi. Bizimkiler adam koysa çünkü şey yapacaktım. Adamları oradan alacaktım. Al bakalım. Süvari atını ver. Ama içeri sıfır adam koyarsanız bura anlaşamayız burada. Okey. Bana git. Fidye al. Emin misiniz buraya adam koymayacağınıza? Önceden bırakıyorlardı ya. Aa. Neden kimse mesela garnizona adam bırakmıyor? Peki. O zaman buradan çıkıp Epinoza Kalesi'ne gidiyorum. En kötü buraya kuşatma için beklemek zorundalar. Epinoza'yı kuşatan orduyu patlatırım. İçeri hiç adam koymuyorlar ha, fark ettiniz mi? Atölyelerin gelirini arttırmanın yolu abi maalesef. Yani atölye yerine şey tercih etmen daha mantıklı olur. Bana vermeyin abi burayı. Burası saatli bomba yani, birinin elinde patlayacak, ben olmayayım o. Amperalla'da 53 adam. Otomatik geldi herhalde garnizona. Bizimkiler koymadı çünkü. Birader selamun aleyküm. Sizi bir çevreleyip sıkalım. Atölye geliri yerine şey tercih ederim. Yani sana da tercih etmeni tavsiye ederim. Kervanlar iyi para veriyor. Arazi sıkıntılı bu arada. Arazi sıkıntılı. Özellikle atlı okçular için. Adamlar okçularını uzaklaştırıyor. Tepeye çekiyorlar okçuları. Bunlar manivelant falan kullanıyor. Öyle alelade dandik birlikler de değil. Birlikleri şeye karşı ayırdılar muhtemelen. Bizim okçuların yaylım atışına karşı. O kadar fazla atlı okçum var ki ben güneşi görebileceklerini bile zannetmiyorum. Zira güneş yok ortalıkta. İmparatorluğun şehirlerini alıp duracağım bu arada. Abi. Kurşu gameplay. Ronfale oynamak unutulmuş. Polsuz babuj. Ronfale oynamak fena halde unutulmuş hocam. Yalnız bu manivelotlar var ya, ne adam dümdüz eder ha. Oturdukları an çok fena adam dümdüz eder bunlar. Neyse, en azından atlı vs atlı da iyi iş yapıyor. Die you bastard diyene kadar öldürüyorum herifi. Öldürdüklerim de katafrak da ha. Bak şimdi burada bu adamları vurduk. Minimal kayıpla vurmaya çalışacağız.
Sonra gidip bir şehir daha. Bir şehir daha, bir şehir daha. Ama işin sıkıntısı şu. Sadakat poliçesi geçirmezsem bence gene boşa kürek çekiyor gibi oluruz. Bir poliçelere bakayım. Sadakat veren bir şeyleri zorla kabul ettirmeye çalışayım. Yani minimal bir şeyler olabilir, şey olabilir. Yeter ki sadakat versin abi. Adamlar iyi gelişmiş bu arada ya. Adamlar gerçekten iyi gelişmiş. Sadakat veren poliçeleri vergi azaltıyor diye kabul etmiyorlar ki. Ben bir yerlerime mızrak yedim. Adamlar içimden geçti. Çok ormanlık arazi ya. Ya başarım avı yaptığımız için mod kullanmıyorum efendim. Evet, başarımları aktif eden bir mod varmış da sanırım modlu oynasak bile bilemiyorum. Vanilla oynamak bana şu an daha şey geliyor. Doğru gibi. Savaşçı zorluktayız. Hani oyunun başarmanı istediği normal ayar bu gibime geliyor. Ya modlamanın da ben aşırısını seviyorum mesela. Şu Warhammer modu çok iyidir. Bir ara bu seri bittiğinde bir de Warhammer modunu kurarız. O ara ona yeni ırk falan da eklenir. Galiba en son elfleri eklemekle ilgileniyorlardı. Elfleri falan eklerler. Bir de elflerle oynarız. Ya da insan kanallıklarından biriyle, ama vampir oynaması müthiş keyifliydi ya. Basıyordun heal'ı, büyüyü. Ay. Hayatım canım çekti de. İki save aynı anda olmaz hani. Modlayabileceğim ayrı bir sürümü olsa. Birini Epic'ten, birini Steam'den kursam. Epic'tekini modlu, normalini şey oynasam. Dili Gobelco. Bilmiyorum save dosyası aynı yerde mi olur da. Ne yapıyorsunuz lan? Abi bak işte şurada çoklu vuruş olacaktı var ya. Asap gibi. Adam budayancı o. Ha, gönderli silah artı 99, 199'da. %200'de hüner veriyor ya. 200 olaydı, iyiydi. Dur bakalım şu son adamı aldığımda. Olmadı. 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 Nasip değilmiş. Artı 200 olmadı.
Ne kadar kayıp verdik bilmiyorum. Esir alacağım ki normalde huyum değildir. Hepsini serbest bırakırım. Ama bunları esir alacağım. Zırhlı Kuzey Tatlı Okçusunu al. Bütün adamları al esasında. Savaş bitene kadar karma ordu düzeninde kalabiliriz. Seviyeye gel. Şuradan gel. En özel adamları esir al. Hatta şöyle alabildiğin kadar al. Tamam. Orduyu bir arada tuttuk. Mele şu 300 kişiyi de tuttu. Mele'ye yardım. 400 adamı otos alsam ne kadar kayıp veririm? 172. Ay çok 67 tamam. 172'yi ben kaybettim zannettim. Pişman olduydum gerçekten yani. Biraz daha esir lütfen. Tamam. Bir de bir şey diyeceğim. Ilatar. Ilatar. Yok. Ilatar değil. Deni dedi. Mesui benim ordudaydı ya. Mesui. Evlilik. Aa, sadece erkek var sende. Tamam. Suluh. Yok, evlilik yok. Altuğ'un belki bir kız kardeşi falan vardır. Allah Allah. Akçaku. Mehir. Klan liderleriyle görüşmem gerekmiyor mu bunun için ya? Bortu. Yok abi. Benim erkek kardeşe de şey arıyorum da. Hampiralla'ya gidelim şu esirleri falan bir bırakalım. Boyundan büyük silahçı o. Şimdi zindana git. Şunları esir tut. Bunlar esir tutulduğu için zaten iyice iyi durumdayız. Ticarete gel. Şunları sat. Oha satamıyorum. Eksi 191 diyor. Bir şey diyeceğim. Enayi miyim ben? Yanımda abim gibi bir çar var. Abime diyeceğim ki ikimizin de faydasına bir şey var. Şunları al. Bütün atları ve develeri geri koyacağım. Bunları bırakacağım. Ne olacak biliyor musun? Abim diye Fodor'a verdim. Neyse fark etmez. Gir çık yapacak. Şimdi burada kervan ve birliklerin getirdiği geliri de artı 7000 satıyor ya. Peyderpey bu yağmaladığınız malzemeyi satacak. Biz ne yapacağız? Sayronia'yı ya da Maizea'yı kuşatacağız. Gidip orayı komple ele geçirmeye çalışacağız. Çünkü adamları zaten savaşlarda baya baya mağlup ettik. Artık bundan sonraki aşamalarda alabildiğimiz kadar şehir almaya oynamamız lazım. Aa, evet evet şey hatırladım. Modların birinde uzuv koparma modu falan vardı. Maizea güzel şehirmiş yalnız. İçeride 500 adam var. Maizea'yı tercih etmeyelim. Sayronia'yı tercih edelim. Maizea ne güzelmiş oraya. 5800 refahlı falan. Hayvan gibi bir şehir. Bir de bir şey demek istiyorum abi. Şimdi bak biz bunları alıyoruz da eğer Senato 3. seviye klanlar nüfus kazanır ama orduya çağırma bedeli artar. Artsın. Bir minik mançuk ağlayabilir. Biraz daha nüfus kazanmak isterim. Şimdi kent sadakatini arttıracak bir şeyler yapmamız lazım bizim. Aksi takdirde sıkıntı yaşayacağız. Yöneticinin birlik büyüklüğü artı 66 artar. Bunu verseler keşke. Askeri başarılar daha fazla nüfuz verir. Asker ücretleri artar. Şu borçların bağışlanmasını geçirebilirsek çok iyi olur da işte. Ya da halk kürsüsü. Halk kürsüsüne bassak geçiririz ya.
Kendi sadakati günde artı bir. İnanın bu artı bir bile bizim çok işimize yarar. 150 yerine bilerek 60 bastım. Daha bu orduyu bir arada tutmak zorundayım. Hükümdara ödenen vergi düşsün. Kent sadakatleri artsın. Çünkü patladı patlayacaklar, anladın mı? Tam sen ne kadar fetih yaparsan yap. Günün sonunda fethettiğin yerler elinde kalmazsa sıkıntı. Bak mesela Karas'ta bulunan lordlar falan ayaklanıyor. Sturge'ye savaş ilan etti abi. Yürüyün. Yürüyün Varnapol'e. Bunların niyeti Varnapol. -11 var elimde. Varnapol'e kadar bu orduyu ayakta tutar mıyım? Tutarım. Yürüyün Varnapol'e. Hatta ve hatta Kuzey İmparatorluğu'yla barış. Maybe. Olmadı. Evet, artık daha dikkatli olmamız lazım. İki cephede savaş var. Amperalla kuşatılıyor mu? Niye işaretli bura? Kuşatılıyor. Okey. Amperalla'yı kuşatan orduyu dövüyoruz. Kuşatan orduyu dövdüğümüz için nüfus kazanıyoruz. Kazandığımız bu nüfusla orduyu bir arada tutup hemen kuzeydeki Varnapol cephesine yöneliyoruz efendim. Yapılabilecek en opsiyonel hamle budur diye düşünüyorum. Çünkü 13-13 bu adamları bir arada tutmak için belli bir bedel ödemek zorundayım. Hemen kuşatma kamplarını elle basıp minimal kayıpla hızlıca Varnapol'e ulaşmaya çalışacağız. Amacımız minimal kayıp, maksimum etki. 1600 adamla gidiyorum oraya. 1600 adamla gittiğim için kafam rahat. Güzel bir Bannerlord akşamı oluyor bence ya. Yani verimli geçiyor bölüm. Kendimi de yaralayıp öldürmeden şeyler yaparsam çok daha tatlı olur. Bakabilirim bebeğim. Üf. Peki benim sakallarım neden o kadar uzun? Aşkım, normalde bu tane sakınlar alamıyorlar. Hmm. Bebeğim. Bu arada dostlar, mümkün olan dediğim gibi en az kaybı verip en verimli saldırımızı yapmamız lazım. Sevgili Resul, çok teşekkür ederim bu arada uyardığın için, sağ olasın. Eşimle bir kapak fotoğrafıyla alakalı konuşuyorduk da. Samet Güngör Ekstra YouTube kanalında yayınlanacak harika bir seri var. Micro Civilization serisi. Onun görselleriyle alakalı konuşuyorduk. O yüzden bir mikrofon kapattım. Şey yok yani, sıkıntı yok. Bilgim dahilinde. Ama uyardığın için teşekkür ederim. Dalgın olabiliyorum bazen, biliyor musun? Dalgın olduğumda sıkıntı olur yani. Eyvallah Johnson. Hatta bak, ne yapalım biliyor musunuz dostlar? Sevgili katıl üyelerine ben bugün bir kıyak yapmış olayım. Yayın bittikten sonra Mountain Blade'lerin tamamını hızlıca yükleyeyim. Katılı özel açayım. Rahat rahat her şeyi izleyeyim. Aşkım, böyle bir şeyimiz varmış. Deneyelim bebeğim. Bunu nasıl bir kırılma yemesi var bende? Bağırsak temizleme de girmiş. Sağ ol aşkım. Kaç kayıp vermişiz? 11 mi? Oğlum çok iyi lan.
Oo. Hoş bir aroması var. Oğlum 11 çok iyi bu arada. Ama tabii ki gelişmiş bir Sturgia ordusundan korkuyor muyum her zaman? Canım normalde size esir almayı arzu etmezdim ama el mecbur esir almak zorundayım. Hızlı bir şekilde mağlup edilmeniz gerekiyor çünkü. Ve benim hızlı bir şekilde burada Varnapol'e ulaşmam lazım. Varnapol'e bu hızla 3 gün var desek, kuşatma yesek bile bence Varnapol'ü kaybetmeyiz. Ki elimdeki adamlar çok kıymetli. Vali olmadığım için bunu çok aldırış etmeyeceğim. Birliğindeki askerlere artı 5 canı alacağım. Normalde vali olsam direkt bunu seçerdim de. Ama birlik liderinde ne diyor? Askerlere artı 1 tecrübe. Kral, savaştan kafamızı kaldırmıyoruz. Salla gitsin tecrübeyi. Hemen Varnapol'e doğru gidelim. Ama giderken hemen save alalım. Ve videoyu burada sonlandıralım efendim. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.